Herkese merhaba. Uzun bir süreden sonra kanalıma hoş geldiniz. Unuttuysanız ben Melis. En son ne zaman video çekmiştim ben? 2 sene oldu mu? Son 2 senede hayat baya değişti. Arkada duyduğunuz ses de göstereyim. Sesimiz bundan geliyor. Yerleri süpürüyorum şu anda. Neyse, neredeydik? Size anlatayım. 3 dakika kendi kendime konuşmuşum, kamerayı açmamışım, baya uzak kaldım video çekmekten. Hayatım son 2 senede çok değişti ve Kanada'ya geri döndüm. Neredeyse 2 sene olacak, Mayıs 2020'de ve Vancouver'da yaşıyorum şu anda. San Diego'da değil, evden çalışıyorum bu nedenle. Biraz daha zamanım var ve özledim video çekmeyi. Özellikle sizleri özledim. Çok uzun süredir hevesim kaçmıştı video çekmeye. Özellikle makyaj falan pek yapmadığım için artık ve pek ilgilenmediğim için bu kanalda ne çekeceğimi bilmiyordum. Bu nedenle sizlere soruyorum. Neler görmek istiyorsunuz? Bana yorum kısmında yazın ne tarz videoları görmek istiyorsunuz ve bana olan sorularınızı sorun. Bir sonraki videoda cevaplayacağım. Şimdi spora gideceğim. Yaşadığım apartmanın spor salonuna gideceğim. Açıkçası çok güzel bir apartman spor salonu için. O yüzden artık spor salonuna bile para vermiyorum. Duke'la sabahleyin yürüyüşümüze çıktık. Ondan sonra babasına geri verdim. Bu arada en büyük değişikliklerden biri. Sanırım çoğunuz Instagram'dan fark etmişti ama boşandım ve eski eşim artık ex-husband'dan farklı yerde yaşıyorum tabii ki. Ama Duke bizim ikimizin köpeği olduğu için paylaşıyoruz. Bir hafta bende kalıyor, bir hafta onda kalıyor ve çok yakın yaşıyoruz birbirimize. Duke paylaşmak için çok daha kolay oluyor. Neredeyse ayrılanı 2 sene olacak buraya taşındığımızdan beri. İkimiz Kanada'ya beraber taşındık. Kendisi de Kanadalı. Taşındıktan sonra ayrıldık ve ayrı yaşıyoruz. Tabii ki insanlar ayrılınca ayrı yaşıyor oluyorlar. Ama çocuğumuz yok. Duke bizim çocuğumuz gibi. Bu nedenle onun için paylaşıyoruz ve açıkçası boşandığım birisiyle ilişkimin bu kadar iyi olması beni çok mutlu ediyor. Yani görüşmüyoruz. Günlük içinde. Sadece Duke için görüşüyoruz ama yani hayat böyle. Gayet mutluyum. Çok değişik oldu her şey son 2 senedir. Ama ya böyle. Hayatımın en büyük haberini işte boşandım. Normal bir şey gibi söylüyorum. Şimdi neyse. Hadi spora gidelim. Enough konuştum. Oh my. Özür dilerim. Biraz zaman alacak benim Türkçe'ye geri dönmem. bu kanalı yeniden açma nedenlerimden biri umarım yazın Türkiye'ye gideceğim ve biraz pratik yapmam gerekiyor. Türkçe'yi yeniden konuşmaya alışmam gerekiyor. Uzun süredir konuşmuyorum. Bu nedenle sizler sayesinde yeniden Türkçe konuşacağım. Okay. Spora gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Evde kahveye ihtiyacım var. O yüzden markete uğradım. Eve geldim onlardan önce. Eve geldim. Biraz çalıştım. Şurası masam. Şimdi öğlen yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra çalışmaya geri döneceğim. Ben video çekmesini kesinlikle unuttum. Çünkü az önce oturdum, konuştum, sizlere hayatımı anlattım. İzlemeye geri döndüğümde baktım, çekmemişim. Çekmemişim. Ne oldu ya? Bu video sanki biraz sıkıcı olacak çünkü çoğunuz gibi hayatımın çoğunu artık evde geçiyor. Ama dediğim gibi bu akşam birkaç tane arkadaşımla buluşmaya çıkacağım.
Ve açıkçası arkadaş edinmek bu yaşta bayağı zor. Özellikle pandemi süresinde yeni bir şehire taşındım. Kanada'da büyüdüm evet ama Toronto'da büyüdüm. Üniversiteye Ottawa'da gittim ve şu anda Vancouver'da yaşıyorum ve ülkenin tam ters tarafında ve burada buraya taşındığımda kimseyi tanımıyordum eşim dışında ve bir arkadaşım dışında. O da üniversiteden beri tanıdığım birisiydi ve açıkçası son 12-15 artık kaç sene olduysa birbirimizle görüşüyorduk ama ne bileyim o kadar sıklıkla değil ve düşündüm bu kişiyle 18 yaşında tanışmıştım, bir arkadaşımdı. Şimdi 33 yaşındayız ve hala arkadaş olabilecek miyiz diye düşünmüştüm. Yani gerçekten böyle derin bir arkadaşlık olabilir mi diye. Ve açıkçası çok güzel oldu. Son 2 senedir birbirimizi yeniden tanımaya başladık ve bu yaşta tanımaya başladık. Böyle genç çocuk halimizde değil ve burada arkadaşlarımdan biri o. Ondan sonra geçen sene bir spor salonunda personal trainer olarak çalışıyordum. Çalışırken birkaç kızla tanıştım ve onlardan birisi de bu akşamla görüşeceğim kız arkadaşım. Ve açıkçası çok mutluyum çünkü arkadaş edinmek bu yaşta zor. Özellikle dışarıda insanlarla konuşma zor olduğu için dünyanın durumunda. Ne bileyim, mutluyum. Onun sayesinde başka bir kızla tanıştım. O da bizimle buluşacak bu akşam. Ve gideceğimiz yer çok popüler bir yer. O yüzden erkenden gidiyoruz bugün. 5.30'da buluşacağız. Bayağı erken. Okay, gitmem gerekiyor. Gideceğim yer gizli olduğu için speakeasy diye geçiyor. Gizli olduğu için içeriden çekebileceğimi düşünmüyorum. Ama gitmeden önce postaneye gitmem gerekiyor. 3 tane paketim var göndermem gereken arkadaşlarıma. Onu yapacağım ve ondan sonra kızlarla buluşacağım. Çok heyecanlıyım çünkü bütün gün evdeyim. Bütün gün evdeyim. Gittiğim spor salonu bile evimin apartmanımın olduğu için. Yani apartmandan ayrılmadım. Market bile apartmanın içinde. O yüzden çıkmak için heyecanlıyım. Okay, birazdan görüşürüz. Bye! Geldim ve dediğim gibi daha önceden gittiğim yerlerde video çekemiyordum. Ama şimdi evdeyim. Harikayım. bu videoyu sanırım yarın sabah bitireceğim. Çünkü şu anda dışarıda bu kadar zaman geçireceğimi düşünmemiştim. Çünkü 5.30'da buluştum arkadaşlarımla ve şu anda saat 10. Genelde evde makyajımı yıkamış, kitabımı okumuş, uykuya hazır olan bir saatteydi ama ellerimle şunu yapayım ve ne dediğimi pek bilmediğim bir durumdayım şu anda. Konuşmayı bırakacağım burada. Okay, bye. Öptüm.